Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan özel sektörde çalışan 11 milyon 153 bin işçiye yol ve yemek ücretinin patronun rızasında olduğunu belirtti. Özel sektörde çalışan işçilere yol ve yemek ücreti verip vermemek patronun insafına kalmış durumda. Şanlıurfalı vatandaşlar böyle bir şeyin olması bir kere saçma. Adamlar zaten asgari ücrete çalışıyorlar. Eve mi para götürsünler yoksa yemek ve yola mı para versinler diyerek tepkilerini belirttiler. Çok da yanlış bir şeydir yani. Sonuçta o insanlar orada çalışıyorlar, emek veriyor. O emeklerin en azından kendi yemeklerini ve yol ihtiyacını karşılamak zorundalar. Çok yanlış bir şeydir. Kesinlikle herkesin karşı olması istiyor. Şimdi o askeri ücret biraz düştü mü adam bakar başka işe. Şimdi okulda öğrenciler mesela toplu gidiyor. Gene devlet karşılıyor. Onu da öyle alması lazım. Patron yere kaldılar. Çünkü onun işçileri. Olur yani. Yara. Olur yani. İnsanlar yaşıyor. Vallahi değil bu şey. Yemek verirse daha iyi. Onlar çalışıyorlar. Onlar daha iyi yani verirse. İnsan için çok kötü bir sonuç aslında. Çünkü çalışan emekçi kardeşlerimizin hakları çiğnenmiş oluyor. Yemek, içmek konusunda devletimizin daha duyarlı, daha bilinçli gereken en kısa zamanda düzeltilmesini beklentimiz var. Neler düşünüyorum ben? Şimdi Peygamber Efendimiz'in bir hadisi vardır. Çalıştırdığınız insanın karnını doyurun ki malınıza hırsızlık yapmasın. Eğer bu cimriliği yapıyorsa her şeyi gözüne alsın. Bir de mabal vardır. Bu mabalın altından çıkamaz. Çünkü kul hakkına geçiyor. Zaten dolgu bir maaş vermiyor. Karın tokuna çalışıyor.